Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Sevgili canım kardeşlerim. Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin. Bizi bize bırakmasın. Aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza muşahadet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kabulet ola. Evlerimize Kur'an'ın nurunu ve risalın hakikatın hakim eylesin. <laughs> ee, hemen kimin işine yarayacağını e, bilmiyorum ama ilk önce benim <laughs> işime yarayacak bir cümleyle başlamak istiyorum. Ee, i̇çeride çalışırken... Gelen bir şey hemen söylemek istiyorum. Esas konu değil. Genel bir kayde. Şu anda söyleyeceğim cümleyi bir kitap okusanız da belki zor sonuca varacağınız bir cümleyi söylüyorum. iseniz depresyon, mazidesiniz demektir. Çareyi de söyleyeceğim. Depresyondayım diyorsan bu kadar öz. Mazidesin. Korkularım var diyorsan gelecektesin. Geçmişteysen depresyondasın çaresi. Tövbe, istiğfar, nedamet, kusurunu deruhte etmek. Onu malzeme yapacaksın. Ats. Adz. Atsını kullanacaksın. Bak. Bir daha. Depresyondayım. Sıkıntılıyım. Kendimi kontrol edemiyorum. Zor durumdayım. Gibi. İsem böyle. Hulasa yani. Mazi desin. Mazi Tövbe yani günahlardan oluyor. Geçmişin elemleri, geleceğin korkuları diyor usta. Oradan çıkarttım. Külliyattan çıkarıyor. Bu kadar, bu kadar rahat nasıl söyleyeceksin ya? İnsan bu kadar hakim diyebilir mi ya? Şusun busun. Elimdeki kaynak kuvvetli. Hepimize. Mazinin elemleri, geleceğin korkuları diyor. Ha. Mazinin elemleri nedir? Mazinin elemi günahlar tövbe ile yani keşkeler var ya keşkeler. Tövbe, istiğfar, nedamet kusurunu kusurunu derufte etmek, haddini bilmek, malzemelerini kullan. Bu imanın kuvvetiyle olur. İmanın iki ayağı var. İmanın kuvveti ve imanın nuru. Allah'a iman Artma nispetinde tövbe, istifa, nedamet ve kusurunu derühte eder. İmanın bu cena artması lazım. Acizliğimiz kadar alemimizde Allah var olur. Eğer korkularımız varsa gelecekle gelecekten korkular var. Biz senle ben istisnayız. Herkes idare edecek bizi. Her şeyimiz garip. Gelecekse gelecek korkularımız vardır. Gelecekte farkındalığımızı artırarak, imanın nurunu inkişaf ettirerek, imanın hem iman hem kuvvettir hem nurdur. Kuvvettir maziyi, nurdur geleceği. Ahiret iman artma nispetinde gelecek korkularımız azalır. O da nedir? Allah'a itimat, Allah'a kanaat. Ne diyor ya? Buna kanaat var ya. Allah'a itimat, kanaat, teslim ve tevekkül. Yani Allah'a kanaat derken bize sunduğu hayata kanaat. Mesela bir tane misal vereyim. Aa arabayı kaçırdık ya. Bu fiyat gitti. Bu arsa şey olacaktı. Aa bu daireyi alsaydım. Dünyada en bahtiyar odur ki dünya umurunda ne kazandığına ne kaybete mahsur ve ma mahsun olmaz. Mesrur ve mahsun olmaz. Esas nedir? Ya kaza namazlarım duruyordu. Ona şevali tutamadım. O oh. bak ölçüyü kay kaybetmeyeceğiz diye söylüyor. Bir daha de ve dersime başlıyorum. Depresyondayım, sıkıntılarım var, kurtulamıyorum diyorsan geçmiştesin. Geçmiş takıntıların. O da vehim. Vehim geçmiş. Vesvesi gelecek. Korkularım var diyorsan o da ge Geçmişin günahlarını dahi kullanarak, tecrübe ederek yaptığım hataları, kusurları, kırdığım kalpleri, ettiğim yaz günahları vesaireleri seyrettim şunları Kullan iki büklüm ol. Bak işe yarıyor. Kul olmana yardım ediyor. Allah'ım ben adam, adam değilim ya. Allah neler bana verdi. Ben ne yaptım? Allah bana ne yaptı diye. Bu günahları kullanınca insan ubudiyet sahibi oluyor. Kul olduğunu anlıyor. İbadet ise namaz niyazdır. Ubudiyet haddini bilmektir. Kul olduğunu anlamaktır. Ölünce ibadet biter, oruç, namaz biter ama ubudiyet devam eder. Yani mahluk oluşumuz, Allah'a karşı duruşumuz devam eder. Bunun da ubudiyet. Tamam mı abiler. Geçmiş bu imanın kuvvetiyle nurlandıracağız. Allah'a itimat, teslim, tevekkül, kanaat edeceğiz. Allah'a kanaat edeceğiz. Allah'ın dinine, hizmetine, bize verdiği hayata kanaat edeceğiz. Bu kadar verdi. Sağlık da bu kadar verdi. Ömür de bu kadar verdi. Rızık da bu kadar verdi. Bu kadar. Evlat, diyal, her şey kanaat et. Bu kanaat. İmanın kuvveti bu. Allah'a imanla olur. İmanın iki ayağı var. Kutbu imani. İman hem nurdur hem kuvvettir. Kuvvet Allah'a iman. Nokta istinat e böyle dayanmak. Ahirete iman nokta istimdat. Geleceği fakirliğimiz kadar ahiret var olur. Acizliğimiz kadar Allah var olur fakirliğimizi bilme nispetinde ahiret ihtiyaç olur, var olur. Fakirlin bildiğin kadar mesela beka istiyorum, ek elimde. Bir anda her yerde olmak istiyorum, yok elimde. Ölmek istemiyorum, yok elimde. Ha, fakirliğimizi bildiğimiz kadar ahirete iman bizde artar. İmanın nuru da böyle. Nur yani ışık. Lambayı tutarsın, o gözükmeyen kabrin o tarafını aydınlatır, toprak kaldırır. Yani toprakla meşgul olma. Senin işin değil, benim işim değil. Nasıl söyleyeceğim? Ne olacak? Tansiyon mu olacak? Kalp mi vuracak? Evde mi vuracak? Tuvalet mi vuracak? Ne diyeceğim? Karışma. İşini yap. İşini yap. Namazını kıl. Kaza namazını kıl. Şeval kıl. tutmadınsa tut. Risale-i hizmetine koş. Kusurlarımızı deruhte edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Binaenaleyh etna bir şeyde. Bu mevzuyla alakalı sorusu olan var mı? Külliyatı topladım böyle bayağı kulasa ettim. Ama kim ihtiyacı... ilk önce benim ihtiyacım var. Var mı? Yani ne demek o diye soracak olan var mı bu konuyla? Depresyondaysam, çare bu. Korkularımda ise bu. Ha, i̇kisini mı hayat keyifli. Bak bugün de yoğun bakımdasın, yoğun bakılıyorsun. Bak nefes alıyorsun. Kabirde değilsin, hastanede değilsin. Çok şükür, bak buradasın. Elhamdülillah akşamı da kılmışsan ta ne olacak? Karışma. Başka şeylere karışma. Allah'ın işini omuz verme. Binan Ali etna bir şeyde etna bir şeyde halikiyet eseri göründüğü zaman bütün eşyada tahakkuk eder. Yani insan öyle bir acayip bir mahluktur ki Allah'ın alemimiz Allah nasıl en ufak bir şeyde yaprakta çiçekte Allah'ın bütün azametini görmek istiyoruz. Oysa çiçek Allah tavsif eder, işaret eder, onu anlamlandırır ama o olmaz, onu tamamen ifade edemez. Arı diyor saniyine işaret eder, haşa saniye olamaz. Halik <laughs> yani ya birdir veya gayrimutenahidir. Efsatı yoktur. Hep bunu çok kullanırdım. Allah vardır ya da yoktur. Ortası yoktur. Halik ya birdir ya da sonsuzdur. Yani ya vardır ya yoktur. Ortası yoktur. O zaman bir şeyde Haliketin varlığı ortaya çıkarsa şöyle geçiyor Las Yemalar'da. Diyor ki ahiretin varlığı yüzde elli yüzde ellidir. Yüzde elli vardır yüzde elli yoktur. Şimdi bütün dinler ve peygamberler ahiret var dedi daha hiç garizi mantık. Yani daha delilimiz yok bu taraf. Bir taraf diyor ki ahiret yoktur. Pil gibi biter gider, çürür, söner, solar gider pil gibi. İkisi de olma ihtimali nedir? Yüzde elli, yüzde elli. Lasiyelamalarda Lastiyelama, diyor. Eğer diyor bir tanesi iddiasına ait bir delil söyler de ötekisi çürütemezse bu yüzde yüz olur, bu sıfır olur. Mesela diyor ki dinler ahiret vardır baki. Terstekiler diyor ki diyor yoktur. Bu dindekiler diyor ki varlığına delil senin beka istemendir. Çünkü fani desin, fani yediğin gıdalarla, fani bedenle, domates, pirinçte, patates yemeğiyle beka duygusu olmaz. Sendeki baki duygusu baki olması lazım. Yani aşıkkı. Bendeki baki, bakiden, faniden. Benim gözüm görenden, körden. Benim kulağım işiten den geliyor veya sağırdan geliyor. Ben varım, vardan veya yokluktan. Benim iradem, iradeden ve iradesizden geliyor. Hangi şık doğru? O zaman artıya topla. Ha Bana aklı veren cahil olmaması lazım. Bana gözü veren kör olmaması lazım. Öyle diyor şualarda ve mesleğide bana bu gözlüğü veren doktor gözümü görüyor. Öyle değil mi? İki, gözümün gördüğünü görüyor. Gözümün gördüğünü görüyor. Gözümle onun arasındaki münasebeti görüyor, biliyor. Numarayı yapıyor. Bir gözlük için bu. Şart. Hiç doğuştan ama sopayla gelen göz doktoruna giden olur. Doğuştan ama sopayla yazaneye gidiyor. Kapıyı açın, göz doktoru geliyor. Demek ki bana gözü veren kör olmaması lazım. Bu he demek için Müslüman olmaya gerek yok. İnsan olur mu yetiyor. Bana kulağı veren sağır olmaması lazım. El hareketleriyle bir şey anlatmıyor. Bana kulağı veren kendi sağır olmaması lazım. Bana hayatı veren var olması lazım. Canlı olması lazım. Ölü olmaması lazım. Ya he demek için insan insan olmak yetiyor. Ben sana Allah var demiyorum ki. Bana iradeyi veren iradesi olması lazım, iradesiz olmaması gerekiyor. Bana şuuru veren şuurlu olması lazım, şuursuz olmaması lazım. İyi, lazımları topla bakalım. Bu gözü, kulağı, şuuru, aklı, hayatı, vücudu olması lazım. Buna ne denilir nokta nokta? Kim, kimisi God demiş, God demiş, Tanrı demiş, Allah demiş. Ama bir şey demiş. Yokluk diyemez. Demek ki ahirete ait delil bir değil bindir. Senin beka istemendir. Fani alemde beka istemen baki alemin ifadesi olduğunu gösteriyorsun. Çünkü mesela tamirhaneye gitsen yağ kokarsın. Bir kömürhanede kömür yakılmışsa kömür ona, üzerine kömür kokar. İnsan geldiği Ektarcıya girersen üzerinde koku siner. Yani insan da bir koku var. Beka kokusu var. Ebed kokusu var. Sonsuzluk arzusu var. Ya bak bakalım etraftan nereden gelmiş olabilir bendeki bir be koku? ebet arzusu. Pirinç pilavı yedi de annem. Ben annemdeyken. Annem pirinç pilavı yedi. Bende baki arzusu oldu ondan. Olur mu? Yok. O zaman söylüyoruz. Sendeki BK Baki'den gelmiştir. Yok yok. Fani'den gelmiştir. Çürütemeyince bu yüzde yüz olur. Bu sıfır olur. Ya. Diyor ki ilim sıfatı İsa edenin ilimsiz. İlim vermiş. Kendisi ilmi yok. Yani aklın ustası akılsız olur mu? Şimdi beraber düşünelim. Senin aklın var. Bir aklına mı kayetsin? Tencereyi getir. Senin aklını koy. Benim aklımı da koy. Kemal abi senin de aklını koy. Şu anda kaç tane insan var? 8,5 milyar insan var. 8,5. Hepsinin aklı var mı? Hadi 8 milyar de. 8 milyar insanın aklını koy karıştır. Maziden konuşmuyor. Mazi bilim diyor ki 120 milyar insan toprağın altındaymış. 120 milyar. Geleceği bilmiyoruz. Karışmıyoruz oraya. Şu anda 120 milyar milyar değil, 8 buçuk milyar insanın aklını tencereye koy ve karıştır. Bunların toplamını veren akılsız olur mu? Peki bu akıl, 8 buçuk milyar insanın aklını yapan kül İnsanı diriltmemek üzere çürütüp akılsızlık yapar mı? Bu öyle bir akıl, akılsızlık yapar mı? Ya arkadaş ben telefonu aldım. Diyelim 15, 20 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Ya ben bunu kırar mıyım ya? Kıran akıllı denilir mi? Güzel bir araba aldın. Vallahi bunu nasıl yandın hiç görmediğim diye tutuşturur musun? Buna akıllı denilir mi? Bana verilen bir donanımla benim elimdeki nimeti yakmam israf etmemse, kırıp dökmezsem bana bu kırmama duygusunu, fikrini, hissini veren beni israf eder mi? Ben de onun aletiyim. Benim aletim telefon olduğu gibi kırmıyorum. Arabam olduğu gibi aldığım daireyi yakmıyorum. Niye yakmıyorum? Ne olur mu ya? Bu en ufak kalemim düştü. Bir dakika basmayın ya kalemim düştü. Telefon görsem ya arkadaşlar orada birisinin telefonu ne kadar rahat. Çünkü benim değil ki. Ama bak bana malına sahip ol duygusunu veren, israf etme, kırma, dökme, yakma, bana bu özelliği verende daha iyi olması gerekmiyor mu? O da malına sahip çıkıyor. O da seni israf etmeyecektir. Sen israf etmediğin gibi. Bak hele kemak. Abi. Şu aynaya gittin lavaya. Aynaya. Seni neyini gösterdi? Suretini. Şu senin siman lavadaki aynadan daha parlak. Aynaya girdin. Karakterin, ruhun, imanın, hissiyatın, fikriyatın gözükmüyor ki. Lavadaki ayna suretini, suret ruhunu, ruh da Allah'a gösteriyor. Birbirine giren aynaya bak. Bunu, simaya bakıyorsun namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Ehl-i sünnet mi, farisi mi, alevi mi, suni mi, vehhabi mi, Ehli anlıyor. Hatta memleketi neresi? Nasıl bir ayna? Zekat veriyor mu, vermiyor mu? Bir bakıyorsun adam surat böyle aç basmış. Bir dakika yavaş olan ne oluyor falan. Bak ruhun nasıl gösteriyor? İçi dışarıya gösteren aynaya bak. O, bu gösterebilir mi? Lavada boy olan biraz sonra gittim birisi gün. Ulan kim girmiş bu lavaya? Aynada suretini bırakmış. Vay be adamın ahlakına bak kimdi lan? bütün ahlakı iç donanımlar aynaya yansımış. Kalsa orada kalsa sen de seyretsen ne yapardık? Çok acayip değil Şu aynaya bak, şu aynaya bak, ruh aynasın. Bak nasıl iç içe girmiş. Bunları yapan Allah hiç israf eder mi ya? İlim sıfatını veren zat ilimsiz olur mu? Şimdi Allah'ın ilmiyle bizim ilim arasında mukayese için bir örnek vereceğim. Şimdi eline bak. Buna baktı adam araştırdı altını onunu, tıp ilmi çıktı ilim çiçek de öyle. Göze baktı ilim çıktı. Bu adamın ilmi nereye bağlı? Göze. Gözü araştırdı altını üstünü çevirdi. İyisiniz değil mi? Bak bu gözü çiçeği araştırdı çiçeği elmayı ilim elde etti. O zatın ilmi nereye dayanıyor? Çiçeğe. Göz doktorunun ilmi nereye dayanıyor? Göze. Daha olur mu onda? Olmaz. Hatta gözü çözemedi ki tam. Göz doktorunun ilmi göze bağlı. İyi dinleyin şimdi. İnsan oğlunun ilmi göze bağlı. Ama gözü yapan Allah gözde gözden elde edilen ilim cinsinden değil kullandığı ilmi hiçlikten yokluktan gözü yapmakta kullandığı ilim ile olan göze bakılarak elde edilen ilimle hiç alakası yok. Buraya biraz anladık mı? Abdullah. Değil mi? Bak. Mesela çiçeğe bakıyor. Çiçek yoktu. Nümine, model, misal, mukayese, taklit, örnek. ilk yapan Allah. Hani tefekkür için söylüyorum Ta'ülü, küfür küfür olmadığı için. Allah nereden hatırına geldi yani bu gülü yapayım. Yani ilk defa numune yok, model yok, mukayese yok, taklit yok, misal yok. İlk defa yapıyor. Nerede yaptı? Hiçlikten. Hiçlikten gülü çıkartan ilim ile güle bakılarak elde elde, elde, elde edilen ilim aynı değil hiç alakası yok. İnsanın ilmini var. Çok tuhaf. Sen diş hakkında bilgin var. Dişe bağlı. Ama yok iken o dişi yapan Allah'ın ilmi senin elde ettiğin diş hakkındaki bilgi aynı değil abim. Senin anladığın ahiretle, senin anladığın Allah ile onun kendisi hakkındaki bilgi de böyle. Hani diyoruz ya Rab sen Allah'sın. Allah Allah olduğunu biliyor mu? biliyor. Benim de biliyorum o Allah'tır. Ama o kendisinin Allah olduğunu bilmekten gelen ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesesini hayal et. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Biliyor. Bir zat-ı zülcelal ki şu anda seyrediyor bizi? Allah Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu bilmekten ve Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesesini düşün yani. Şu şeyde yazıyor 286 mektubatta. lezzeti mukaddesi ne demek? Lezzet bende mukaddes o. Ben Allah'ı biliyorum da bu kadar keyif alıyorum. Allah'tan ümitliyim. Bir de Allah, en Allah ayette geçiyor. Musa Aleyhisselam soruyor. Ya Rab seni soruyorlar. Ne diyeyim kullarına? De ki ben Allah'ım. O söyledi ben Allah'ım. Allah dediği için Allah'tır. Ben de Allah'tır diyorum. Bir de peygamberin zevkini söyleyeyim mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilaca gitti. Her şeyin tezgahını, kaynağını, çekirdeğini, kendi nuru olduğunu gördü. Evelü ma Allah'ın nurihi, benim nurumdan yaratıldı dedim. Bütün kainatın nuru, çekirdeği benim durumdan bilmekten gelen ve ona has olan lezzeti mukaddesesini düşün. Hiç kimse de yok onda, bilemeyiz ya. Bütün kainat benim nurumdan yaratıldı ve şuurlu değil mi? Yani peygamber olduğunu biliyor değil mi? Biliyor. Ben peygamberim bilmekten gelen, hasıl olan lezzeti mukaddesesini düşün ya peygamberde. Ben peygamberim. Ulan ufak bir şeylerimiz yok da bir şeyler konuşsa manevi falan şu bu davalara kalkıyoruz. Keyfimizden, koltuğumuzdan uçuyoruz değil mi? Bir de o ben peygamberim. Bir de bütün kainat benim durumdan yaratıldı onu bilmekten hasıl olan, onda hasıl olan lezzeti mukaddesesi nasip bir şey ya. Ancak peygamber olmak lazım ki bilesin. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz ya Rabbi zahir Onun şefaatine mazhar eyle Allah'ım. Peygamber aleyhissalatü vesselamın senin yanındaki değeri, kıymeti, hatırını Allah'ım kusurlarımızı affeyle. Bizi kendine kul kabul eyle. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım ya çok şükür. İlim sıfatını ihsan edenin ilimsiz. Şuuru ihsan edenin şuursuz. Şuuru, şuuru ihsan etmiş. Şuur. Şuur nedir abiler? İki kelime söyle şey yapacak var mı? Şuur. Ben şey yap. İdrak kabiliyeti İdrak kabiliyeti harika. Başka? Şuur. Farkında olmak. Farkında olmak çok güzel. Dişe vuruşları güzel. Düşünmek. Şuur. Başka abi? Şuur işar demektir. İşar. Ne ne olacak? Ne demek abi o zaman? Bir şeyler, şey ediyorsun. Yani, i̇drak, i̇drak ediyorsun. Et. Onu buraya taşıyorsun yani. Tabii, tabii. Eşyayı buraya taşıyorsun. Güzel. Harikasın. Maşallah. Allah razı olsun. Başka abiler? Bir tencereyi getirelim. Benim biraz misalim ya tencere. Tencere hep misalim olur. <laughs> Bir tanesi kalkıp getiririz. Oraya Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından ilim, irade, Kudret, sem, basar, hayat, kelam koydun, karıştır. Hulasasının bizdeki dışa vuruşu şuur. Subutu sıfatın aktifliği. Allahu ekber. Sana sende vermiş, sana vermiş. O söyledikleriniz dışa vuruşu. Bunun çok cami bir şey söyledi. Şuur, eşyanın hakikatını insana taşıma yolu. İnsana taşıyor. Yani çiçeğe bakıyor, Allahu Ekber, Allah'ın şu sanatına bak, şu Allah görüyordur, Allah basardır. E, kör olan çiçek yapamaz ya, Allah semidir, benim ihtiyaçlarımı duym son olmaz, Allah haydır falan. Neyse o çiçekteki o Allah'ın sıfatlarını tefekkür ederek, bütünleyerek insana taşıma yöntemi şuur. Yani şuur insanda subutu sıfatın hulasay camiasıdır. Onu sana vermiş. Vallahi. Allah ne kadar donatmış ya. El Kemal abi. Allah'ın iyiliğini unutabilir miyiz ya? Peygamber'e diyor değil mi ustadımız? Senin yaptığın bu iyiliği unutamayız ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bir ne yapmış Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize? Allah ile tanıştırdı. Bir de onun peygamberleri de diğer peygamberleri de bu da en büyük bize iyiliği bizim insan olduğumuzu bize söyledi. Biz insan olduğumuzu neyle bilecektik? Değil mi? İnsan olduğumu ben nereden bilecektim? İyi ki geldiler ki sen insansın dedi. Adamlar geldikleri aldı. adamlar, filozoflar hala insanlığı değil hayvandır diyor. Düşüne hayvandır diyor. Mücadele eden hayvandır diyor. Kazanan hayvandır. Sonunda bir hayvan eklemiş Avrupa filozofları. Sonunda hayvan diyor ya. Dinler geldi aldı Allah hayvandır diyor. Ustad ne diyor? Kainat Kur'an'ının ayet-il kürsüsidir insan. İnsan kainat Kur'an'ın ayet-i kübrasıdır diyor insan. İnsan kainat ağacının hem çekirdeği hem meyvesidir diyor. Adamın dediğine bak şunun dediğine bak. Hayvandır diyor. Evet. Zaman insan olmuyor mu? olmuyor. İnsanı iman, imanı iman, insanı insan eder. Belki de sultan eder. Allahu ekber. Bütün kainatı yutursa bile tok olmaz bana seni gereksin ihdettiliyor. Ya. Of oh, elhamdülillah. İlim verenin ilmi, ihsan edenin ilimsiz, şuuru ihsan edenin şuursuz, ihtiyarı verenin ihtiyarsız, iradeyi verenin iradesiz Kamil şeylerin sani gayri kamil olduğunu telakki etmek muhaldir. Yani mesela kamil. Bak bakalım bir adam kamil. Mutlaka Kur'an'ın tanımladığı, Allah'ın istediği bir ahlak, bir esma tezahür etmişti. İşte onun için kamil diyorsun. Mesela adam dürüst. Yani hayat hayatta din nasıl gözüküyor ya? Niye dürüst? Din olduğu için hayatında. Ve keza aynı Tersim gözü resmeleyen, koyan. Basarı tasvir. Yani görebilmeyi, gözü yerine koymak başka, gözün görme kabiliyetini vermek. Tasvir. Nazarı tenvir edenin basarsız olduğunu düşünmek. Ancak basar ve basirette mahrum olan adamın işidir. Allah Allah. Yani Mesela diyor ki doğuştan ama. Bu gözün bak şey şeyde söylüyor. Kalı mesleğinde diyor ki bana gözü buraya takan bir. Beni benden önce görmesi lazım. Göz yok ya burada. Göz yok. Bir dakika gözü nereye koyayım? Omuza koyayım olmadı. Kaldırın. Tepeye koy olmadı. Göğse koy olmadı. Bir kere bana bu gözü buraya takmadan önce beni görecek. Dur dakika tak tak. Aa buraya uydu. Benden benden önce beni görmesi lazım. Ki bana görmekliği versin. En uygun yeri seçsin. Ben seçmedim ki. Hangi organımı ben seçtim? Diyor ki... Nazarı temvir. Aynı tersim basarı tasvir eden... E, basarsız, basiretsiz olması ancak basiretsizlerin işidir. Mesela adam... Yaşların yetimi, yaşlar var, ve ya, ilmi, tecrübesi var vesaire. Diyorsun ferasetin var. Onun kilosu yok değil mi? Bak ne kadar bedel vermiş, ömür vermiş. O feraset, o tecrübe, o kanaat. Sende değil mi? Bir de Allah'a düşün onunla. Allah'ın ferasetini. Maaza, masnudaki kemalat tamamen sanideki kemalden akan bir feyizdir. Mastundaki kemalat. Baktığımız zaman sanat. Bugün şeyi gördüm. ormana gitmiştim de o ağaca giden çıkan neydi? Şimdi ya beni büyüledi ya. Oturdu böyle yapıyor. Ha. Kaldırdı yani Allah Allah. Ya ağaçlar da zaten tuhaf yani böyle. O kadar geometrik cisimlerin dayanımı onu nasıl tasvir. Mimarlığı düşünün ağaca. İnşaat mühendisi, iç binanın tasarımı, iç mimar, diş mimar. Başka? Demirci ustasını düşün. Pejraz mı diyorlar değil mi senin? O çiçek. Yaprağa, dalına. Dalına uygun çiçek, çiçeğine uygun koku. Başka ne koymuş? Ee, su tesisatı koymuş. Başka ne koymuş? Elektrik tesisatını koymuş. Enerjileri alıp hareket edecek. Ya ne acayip bir sistem ya. Nasıl bir mühendis değil mi? Nasıl bir, bir mimar, nasıl bir çizim ya. Ve mesela böyle dik çıkan ağaçlar o kadar değildi böyle tak tak gidiyor böyle. O tarzda böyle çiçekler de oluyor ya. O beni çok etkiliyor böyle. Bu çiçekler değil. Böyle bir görmüştüm öyle bir çiçek böyle. Küçük ama sanki büyük bir ağacın, yamuk yumuk ağacın küçültülmüş böyle. Bakıyorum bunu nasıl mimar yani. İç mimar var, diş mimar var. Yok diş kaplama var, sıva var, şu da var, bu da var. Allah Allah. Su tesisatı ya. Gördüğün zaman... Bir de o sincap ya ne kadar acayip. İnsanlar o kadar alışmış iş yapmıyor ya. Yani Allah onun tüyünü tek tek yapmış. Maucu dedi ya. Tek tek de Allah bunlarla kuşun dedi, tüyünü nasıl yapıştırdı dedi ya. Allah buna nasıl uğraştı dedi Ma Maucu. Ben dedim ki koca güneş bu kadar nihayetsiz işleri tek iş gibi nasıl yapıyorsa Allah da o işi öyle yapıyor. Yani otlar, çiçekler, kuşlar, koyunun tüyü, gezegenleri. Güneşin yaptığı işe bak hiç sıraya koyuyor mu? <laughs> Nihayetsiz farklı farklı işleri bir iş gibi yapıyor. Yarım nurani bu. Yaratılan güneş. Yaratan zat ne yapar? Işte? 200 trilyon aşkın hücreyi ruh nasıl yönetiyor? Tırnak hücresi, göz hücresi, düşünüyor, alıyor, dışarıya veriyor, gadap ediyor, dedi diyor, seviyor, şevvet ediyor, merhamet ediyor. Allah Allah, hepsi ruh. Ruh şaşırtıyor mu? Farklı farklı işleri yapmak şaşırtmıyor. O ruhun sahibi de böyle işte ruh bedene nasıl hakimse Allah da kainata böyle hakim. Uzak yakın bir ruh için. Tırnakla kalbin içindeki zerreler de aynı. Uzak yakın bizim için. Elhamdülillah. İyi ki Allah var. Allah olmasaydı ne yapacaktık? Selat. Ne yapacaktık? Evet. peki alemin de Allah yoksa? ihtiyaç duymuyorsa ama ya Rabbi. Yine yok, yok. Ha? Yine yok, yok. Evet. Yani yok değil mi? Evet. Demek ki nasıl bitmiş ki Allah'a ve ahirete ihtiyaç duymuyor. Şeyde de e, diyor ki insanın en büyük ihtiyacı imanı bil ahiret ve Allah'a iman. Orada ahiret anlattığı için en insanın en büyük ihtiyacını gideren ahiret her şey bitiyor ya. Her şeyi bitiren ah, toprak izah edilirse en büyük ihtiyaç odur. Her şey arabanı bitiriyor, eşini bitiriyor, gençliğini bitiriyor, zevklerini her şeyi bitiriyor mu kabir? O zaman insanoğlu o kabiri çözmedikçe huzuru yoktur. O kabir izah edilmesi lazım. Üzerimizdeki toprak kalkması lazım. Üzerimizdeki toprağa da ahirete imanla kalkar. İmani bil ahiret. Mağaza masnudaki kemala tamamen sanideki kemalden akan bir feyizdir. Fakat kuşlardan kuşlardan yalnız sineği gören, tanıyan bir mikrop kartalı gördüğü zaman bu kuş değildir der. Çünkü sinekteki şeyler onda yoktur. Yani her şey her şeyi kıyas ediyor yani. Acayip bir şey ya. Fesubanım. Başka bir yere okuyacağım. Hey gidi hey. Kainatın sayfesini bir inayeti ve görünüyor. <laughs> i̇nayet nedir? İnayet. Yardım. yardım. Güzel. Kainata baktığınız her tarafta yardım. Mesela sincap oraya niye koymuş? Yani kuşlar niye koymuş? Yani aksesuar gibi en azı ya süslemiş, yalnızlığını gidermiş ya yani o kadar büyük vazifeler var da en azından. Şimdi kainata baktığımız zaman merkezde insan gözüküyor. Yani insana hizmet ediyor. Öyle değil mi ya? İnsanı kaldırdığınız zaman yani kainatın anlamını yitiriyor. Yerin altındaki madenler, semadaki galaksilere kadar. Mesela oküz için sığır için gül ile otun farkı var mesela boğaza bakmış ha bugün o ormanda ya salih desen ki sen Allah razı olsun hizmet ettin orada bir okuz getirsen otla çiçek arasında farkı var mı? Ke kedi için balık kafası kokmuş balık kafasıyla muhabbet kurşu arasında fark var mı? yok insan için var değil bak insan merkeze konmuş ha şunu demek istiyorum Kainatta bir inayeti tamme var. Her şey sana yardıma koşuyor. Aha şimdi bahar dallara takılacaklar değil mi? Kirazı falan, karpuzu karpuz bu senelik miydi? O kadar. Hmm. Bu sene oha böyle şey. Allah Allah bu sene. Elitler falan. E şimdi o karpuzu beraber mutala etti. Aynı ek yok ha civatalamamış yani kırmızı ile yeşili. Aynı şey ya. Arabada işte iki parça ya kaynak olur ya civata olur. Karpuzun o kırmızısı ile yeşili orada ek yok ki. Mesela arabaya boya vuruluyor. Altı saç. Ama yaprağın da içi aynı renk. Şimdi bir yardığın zaman kırmızı dışarısı yeşil. Afrika'daki o eşekler var ya pijamalı eşekler. Pijama giymiş. <laughs> o da acayip. O da garibime gidiyor. Özel abi derdi ki o pijamalı de çok acayipime giderdi. derdi. <laughs> Zebra. Zebra. mı? O biz bizde şey derler. Pijamalı eşek. Özel abiyle ikimiz de öyle diyoruz. Şimdi kainatta bir inayeti tamme var. Mükemmel bir yardım var mı abile? Var. Bu ne gösteriyor? Bu inayet tazamun ettiği hikmet, lütuf, tahsin sıfatlarıyla bir haliki i Kerim'in Vücubu vücuduna delalet eder. Çünkü inan ve ihsan mümin ve muhsinsiz olamaz. Ha. Demek ki tam bir inayet, tam bir yardım var. O zaman seni biliyor. Gözünü bilmese o güle o boyayı nasıl atacak? Dilini bilmese bugünkü o karpuza o tadı nasıl koymuş? Senin dilini bilmeyen karpuz o tadını nasıl koyacak ya? Tuzlu sevene de uygun, sevmeye de uygun. Tansiyonu olan da olmayan da yiyor. Kiraz da öyle. Yani senin dilini bilmeyen, vücudunu bilmeyen, kanını tanımayan kirazı nasıl yapsın? Yani demek ki her şeye baktığın zaman sen gözüküyorsun. O zaman her şeyde senin için varsa bizim için o zaman her şeye rağmen olması lazım. Şunu da alayım. Ve keza kainatın külli ve cüzi ihtiva ettiği bütün edzasını istila eden bir hikmeti tamme görünüyor. Kainata bir hikmeti tamme var. Hikmet nedir şey ee, İbrahim? Maslahata uygun. Maslata uygun. Başka hikmet hakkında bir şey diyecek var mı? Hikmet. Fayda gözetilerek yapılmak. Başka abiler? Hangi isme bakıyor? Hakim. Her şeyde hikmet var. Abes bir şey yok. Varsa cehaletimiz var. Tamam. Her şeyde bir hikmet amme görünüyor. Her şeyde bir hikmet var. Ama her şey her şeye bakarak bize baktırırsa hikmeti tamme olur. Tam bir hikmet olur. Kiraz bize bakıyorsa hikmeti tamme değil. Hikmet. Armut bize bakıyor. Gül bize bakıyor. Balık bize bakıyor. Hepsi hikmet. Ama Hepsinin bütünlüğü sana bakıyorsa tam bir hikmet. Tam sensin. Diyor ki ve bu hikmeti amme neyi gösteriyor? Mesela kirazda, çiçekte, yaprakta, kokuda, tatta kast ve şuur irade ve ihtiyar sahiplerini tazamun ediyor. Mesela e, gülü yapabilmek için kirazı, karpuzu yapabilmek için karpuzda Kemal abi kast var adres var. Kemal koluma gitsin. Şuur var. Niçin şuur var? Karpuz yapabilmesi için irade lazım. Kudret lazım. Senin ihtiyacını duyması lazım. Semi. Senin ihtiyacını görmesi lazım. Basir. Sana cevap vermesi lazım. Kelam. İrade etmesi lazım. Şuur lazım yani. Öyle basit hani geçtiğimiz var ya. attığımız o şey. Bir bisküvitin şeyi ambalajına baksana bir de karpuzun kabuğuna bak canlı ha karpuzun kabuğu canlıdır ha dalında canlı dalında erin ve şeftalinin çekirdeği var ya kutu veya cevizin o kutusu canlıdır ha canlıdır kutuyu canlı yapmış neyi gösteriyor her şeyde hikmet var bütün bütünü hep sana bakıyor. Hikmeti am var. Tam bir hikmet. Bu ne diyor? Kast. Sensin diyor. Şuur var. Yedi subutu sıfatı aktif etmiş. Sonra irade var. Şunun için. Rızkan Bak sizin için. İhtiyar sıfatları tasamun ediyor. Bu sıfatlar bir hakimi mutlakım vücubu vücuduna delalet eder. E sıfat var, mevsufu yok. Vasıflanmış yani sıfat sahibi yok. Olur mu? Yani gözü gösteren eser var göz yok. Olur mu? İradeyi gösteren eser var irade sahibi yok. O olmaz. Çünkü kainat mef'ul ve munfaildir. Ne dedi? Kainat menfu şey kainat mef'ul ve munfaildir yapılmıştır ve hareketlidir. Kainat bakın yapılmış. Yani baki değil. <laughs> Meful faysız olmadığı gibi mefulun camit bir cüzü dahi fail olamaz. Mesela şöyle diyelim. Bu ağacı kim yaptı? Yaprak yaptı denilir mi? Lan ağaca soruyorum zaten. Yaprak yaptı. Geri dönecek sonradan olan yaprak ağacın başına geçecek ağacı yaptı. Olur mu? Veya bu ağacı kim yaptı? Ee, gülü yaptı, şey, çiçeği yaptı, meyvesi yaptı. Meyvesi yaptı. Lan meyve ağacın sonudur. Başında nasıl yapar? Burayı anladık mı bu örneği? Şimdi kullanacağım tabiat risalesine. Bu kainatı kim yaptı? Beni kim yaptı? Tabiat. Tabiat nedir? Dört tane unsurdur. Yukarıdan aşağı in. Güneş. Hava. Toprak, su. Bir daha. Tabiat, yukarıdan. Güneş, hava. Toprak, su. Bununla yapılıyor. Diyoruz ki bu kainatı kim yaptı? Tabiat. Lan, tabiat zaten içindekiler ya. Geri dönüp de kendi kendini mi yapacak? Bu ağacı kim yaptı? Elma yaptı diyorsun. Lan, elma ağacın sonucudur. Başını nasıl yapacak? Tabiat kanunları. Tabiat kainatın içindedir. Kainatı kim yaptı diye soruyorum ya. Başına dönemez ki. Suyu kim yaptı? Suyun kaldırma kanunu yaptı. Lan suyun kaldırma kanunu. Su yokken yok ki. Su yokken suyun kaldırma kanunu olur mu? Nereye koyacaksın suyun kaldırma kanunu? Hadi su deniz yok. Güneşten kopmuş. Dünya güneşten kopmuş parçadır. Bir parça serpak gibi var mı? Bir şey göstermek için göstereceğim. Ver bakayım. Bak ver. Az kullanılmış değil mi? Tamam. <laughs> Şimdi görüyor musunuz abiler? Koparttım. Bunda ne varsa aynı bunda yok mu? Aynı değil mi? Evet. Miktar az ama aynı. Farklı yok değil mi abi? Güneşten bu güneş kabul et. Dünya güneşten kopmuş. Lan dünyaya bak güneşe bak. Ağacı nereden getirdi? Sincapı nereden getirdi? Karpuzu nereden getirdi ya? Denizi nereden getirdi ya? Ona güneş güneşten kopmuş dünya değil mi? Su Su yokken suyun kaldırma kanunu ağaca mı koyacaksın, toprağa mı koyacaksın? Taşa mı yerleştireceksin? Nereye yerleştireceksin? Suyun kaldırma kanunu ne sudan önce vardır ne sudan sonra. Suyun kaldırma kanunu suyun sıfatıdır, özgün ağırlığıdır. Eşya ile münasebetidir. Taşa göre, oduna göre münasebet kuruyor. Suyun kaldırma kanunu sudan önce yoktur. Sudan sonra da yoktur. Suyun sıfatıdır, suyla vardır. eşini bu güneş, Oradan kopmuş dünya deniliyor. Aa bu dünya, aa bu güneş. Bütün vasıfları var. Fokur fokur kaynıyor dünya. Güneşten kopmuş ya. 1 milyon 400 bin santigrat derecede ateş var. Nükleer santral. Hidrojen, helyum, helyum hidrojene dönüştürülüyor diyor. Peki fokur fokur kaynayan, güneşten kopan şu parçada aynı özellik yok mu? E nereden getireceksin bu? Kazanla mı taşıyacaksın suyu başka Yıldızlar'dan? Balıkları nereden getireceksin ya? Çiçeği nereden getireceksin? Canlı iğne, sincapı nereden getireceksin? Güneşte mi vardı? Burada hepsi hiçlikten yaratılmış. Meful, mef'ul ve munfai. Yapılmış ve hareketli. Ne diyor biliyor musun fizik? 60 küsür tane sabiteleri var. Yoksa formu çözülemez. Sabit kabul edilirse deniz seviyesinde, sıfır santigrat derecede, 76 civa basıncı altında, şunları sabit kabul edersen, La güneşten kopmuş olan dünyada deniz seviyesi mi vardı? 76 milimetre civa basıncı mı vardı? Bu sabiteleri neye kabul ediyorsun? 60 tane. Bütün ilme benim hatırıma kaldığı kadar fizik, kimya vs. de cisimlerin dayanımındaki okulda da görmüştük. Şunlar sabit kabul edilirse, edilirse bir tanesi o. Deniz seviyesinde 0 santigrat derecede bu laboratuvar ortamında pi sayısı şu olacak ve... E kardeşim bunları bu kadar sayıları 60 tane maddeyi sabit sayıyorsun da bir Allah'a niye sabit saymıyorsun? Bu kadar sabit kabul ediyorsun. Sebepsiz bunlar kabul edilirse. E Allah niye kabul edilmiyor? Bir tane. Bu 60 tane esbabsız şeyi kabul ediyorsun. Güneşten kopuş olan dünyada deniz mi vardı ki deniz seviyesinde bitkiler, canlılar, sporlar imal edilmiş. İlk önce güneşten kopmuş. E kopmuş. Sonra soğumuş. E su nasıl olmuş? Onu vermiş işte. Sonra su olunca böyle çalkalanmış, sporlar olmuş. Sonra böyle kurbağa gibi böyle siyah bir şeyler oldu. Bir plazma, hücreler gibi. Sonra ne yapayım, ne yapayım? Burada canım sıkıldı dedi, kareye vurdu. Ondan sonra süründü, süründü, maymun oldu. Sonra ben oldum düşünen, hisseden, nefret eden, kabul edip reddeden, kendisini aşan, kendisine aşkın, aşk eden, muhabbet eden, lezzet eden, vefa eden, inanan, inanmayan ha kendi kendi ben beni yapmış. Ya kardeş çok mu zorlandın ya? Silah mı dayadılar kafana? Bunu kabul ettiği ya. Acayip mi gidiyor? Ya elimde kaldı var. Ha işte dünya, ha güneş. Ne kadar oldu? Oldu saatimiz. Evet, tam. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.